Devralem dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmaya devam ediyor. Şimdiki durağımız binlerce uzaktaki Hindistan coğrafyası. Hindistan'da Hulafay-ı Raşidin döneminde İslam medeniyetiyle tanışan bu coğrafya 900'lü yıllarda Gazneli Mahmud'la Türk İslam medeniyetiyle tanışır ve Hindistan'da birçok İslam İmparatorluğu ve İslam Devleti kurulur. Bugün bile bu imparatorluğun birbirinden ihtişamlı eserleri Delhi'yi, Agra'yı, Jaipur'u, Chandigarh'ı daha birçok bölgeyi süslemektedir. Evet, yola çıkıyor ve sizlere Hindistan'da hazırladığımız Hindistan belgeseliyle baş başa bırakıyoruz. Etnik ve dini grupların barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya. Türk tarihi ve İslam medeniyetinde müstesna yeri olan bölge. İmam Rabbani gibi, Abdullah Dehlevi, Muhammed Baki Billah gibi ruh mimarlarını bağrında saklayan kültürü, köklü mazisi, Taç Mahal ve Kutbul Minarı, renkli mimari yapısıyla Ganj Nehri ile Hindistan. Dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şimdiki durağımız Hindistan. 1 milyar nüfusu, coğrafi bakımdan dünyanın 3. büyük devleti ve kültür ve medeniyet tarihimizin müstesna izlerinin bulunduğu Hindistan'dayız. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deyiz. Burası Yeni Delhi. Burası uzun yıllar Babür hükümdarlığına başkentlik yapmış. Bugün de modern Hindistan'ın başkentli görevini yürütmekte. Delhi, Büyük Ganj Havzası'nın batı ucundaki Yamuna Irmağı'nın üzerindeki başkent, Hindistan'ı fethedenler için imrenilen topraklar olmuş. Delhi'de gördüğümüz her şey bize çok ilginç geliyor. Öğlen vakti kalabalıklardan sıyrılıp kendimizi bir camiye atıyoruz. Burası Cuma Camii. Kırmızı bir kaleyi andırıyor. Cuma Camii burası. Hindistan'ın en büyük camii. Ve yaklaşık 25 bin kişi alıyor. Kişilik Cuma Mescidi bizi oldukça etkiliyor. Camiyi Şah Cihan yaptırmış. İnsanlar abdestlerini caminin avlusundaki havuzdan alıyor. Güvercinler caminin avlusunda arz-ı endam ediyor. Ezanı dinliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Kırmızı rengin hakim olduğu Hindistan'ın en büyük camii burası. Kalabalık. Gerek Hindistan'dan gerekse dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor günün her saati. Dua edenler, namaz kılanlar. Yeni Delhi Cuma Camii'ndeyiz. Cuma Camii Hindistan'ın en büyük camisi. Hindistan her ne kadar Buda'ya ve Budizm, Hinduizm'e bağlı din olarak topluluksa dünyada Endonezya'dan sonra 150 milyona yakın Müslümanla en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip bir bölge. Evet, Cuma Camii'ndeyiz, Cuma Mescidi'ndeyiz ama mescit ifade ettiğimiz gibi Hindistan'ın en büyük mescidi ve arkamızda Kızıl Kale. Ve bu kale şu an
Hindistan ordusunun hizmetinin yapıldığı yer. Red Fort'un tam karşısında yer alan Hindistan'ın hatta dünyanın en büyük camii Jama Masjid, yani Cuma Mescidi'nde aynı anda 25 bin kişi namaz kılabiliyor. Delhi Cuma Camisi'nin başka hiçbir yerde örneği yok. Muhteşem bir eser.